Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçiminde oyların dağılımı en çok merak edilen bölgelerden biri de deprem bölgesiydi. Felaketten etkilenen 11 ilde depremden kaynaklı olarak hükümete yöneltilen eleştirilerin etkisiyle AK Parti'nin güçlü olduğu bu bölgede oyların seçmen tercihi, seçmenlerin oylarının rengi değişir mi, ne kadar değişir gibi sorular sıkça soruluyordu. İlk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bölgedeki üstünlüğünü, güçlü konumunu korumuş görünüyor ilk turda en azından. Verilere göre Millet İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremden etkilenen illerden sadece Adana, Hatay ve Diyarbakır'da Erdoğan'dan fazla oy alabildi. Diğer 8 ilde ise Erdoğan yarışı rahat kazanmış görünüyor. 2018 seçimleriyle karşılaştırdığımızda ise Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesindeki tabloda da çok büyük bir değişiklik yok. Bununla birlikte Cumhur İttifakı'nın bu bölgedeki illerin çoğunda oylarının bir miktar düştüğünü gözlüyoruz. Şimdi il il ayrıntılarına biraz devam edelim. Bu en büyük düşüş Şanlıurfa'da oldu, Elazığ'da oldu. Şimdi şeyde devam edelim, şimdi illerden tek tek bakalım. Hatay'da mesela hükümetin deprem sonrası yardım ve destek ulaştırmada geç kaldığı eleştirilerinin başında tabii Hatay geliyordu. Biz de geçen hafta başında Hatay'daydık. VOA Türkçe ekibi olarak Hataylılara mikrofon uzattık ve en çok duyduğumuz şey işte özellikle ilk birkaç günde yardımların gelmemesi, sahipsiz bırakıldıkları ve bu yüzden işte can kayıplarının arttığı şeklindeydi. Hatta hala hükümetin Hatay'a olan ilgisinin azlığından şikayet ettiler. Ama buna rağmen Kılıçdaroğlu burayı kazandı ama aradaki fark çok azdı. %0,04 oldu. %48,07 oy alırken Erdoğan da %48,03 oy topladı. Milletvekili genel seçiminde ise aradaki fark daha büyük oldu. Hatay'da Cumhur İttifakı %48,71, Millet İttifakı ise %36,53 oranında oy aldı. AK Parti ve CHP dörder milletvekili çıkarırken MHP, TİP ve İYİ Parti de birer milletvekili çıkardı. Aradaki farka baktığımızda 2018 seçimleriyle, 2018'de de Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark %12 idi. Cumhur İttifakı %50, Millet İttifakı da %38 civarında oy almıştı. Erdoğan bu seçimde olduğu gibi 2018'de de %48 civarında oy almıştı. Yani Erdoğan'ın oy oranı Hatay'da değişmemiş oldu. Tabii şunu da söylemek lazım. Hatay çok can kaybı veren bir şehir. Yani bu can kayıplarının da tabii buradaki oy dağılımını etkilemiş olduğunu tahmin edebiliriz. Diğer il Adana. Adana nispeten depremden daha az etkilenen bir il. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yaklaşık %7 civarında bir farkla önde bitirdi yarışı. Kılıçdaroğlu %50,89, Erdoğan da %43,92 aldı. Milletvekili genel seçiminde de Cumhur İttifakı seçmenin, Adana'daki seçmenin %44,43'ünün, Millet İttifakı da %39,49'unun oyunu almayı başardı. AK Parti ve CHP 5'er milletvekili, MHP ve İYİ Parti 2'şer, Yeşil Sol Parti de 1 milletvekili çıkardı. 2018'de fark neydi Adana'da? Adana'da Cumhur İttifakı 2018'de %46, Millet İttifakı da %39 civarında oy almıştı. Yani Cumhur İttifakı'nın oyu 2018'e göre %2 civarında düştü. Millet İttifakı'nın hemen hemen aynı kaldı diyebiliriz. Erdoğan Adana'da 2018'de %44 dolayında oy toplamıştı. Yani Erdoğan'ın oyu Adana'da da çok pek değişmemiş diyebiliriz. Diyarbakır'a gelelim. Diyarbakır tabii Kürt seçmenin yoğunluklu olduğu bir kent. Kılıçdaroğlu'nun en farklı kazandığı, deprem bölgesinde en farklı kazandığı il oldu Diyarbakır. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da %71,95 oranında oy topladı. Erdoğan ise %26,48'de kaldı. Milletvekili seçiminde de Diyarbakır'da tabii Emek ve Özgürlük İttifakı birinci çıktı. %61,19 açık ara önde bitirdi. Cumhur İttifakı %26,33, Millet İttifakı da %10,35 oy topladı. Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı. Diyarbakır'da bir ilk oldu. CHP'nin Diyarbakır birinci sıradan aday gösterdiği Sezgin Tanrıkulu seçilmeyi başardı ve böylece Diyarbakır'da CHP 21 yıl aradan sonra ilk kez meclise milletvekili sokmayı başarmış oldu. Diyarbakır'da
2018'de karşılaştığımızda Cumhur İttifakı %4 civarında bir oy kaybına uğradı. Millet İttifakı ise aynı oranda %4 oylarını artırdı. Erdoğan'ın oy oranı da Diyarbakır'da 2018'de %1'in altında bir düşüş kaydetti. Gaziantep'e gelelim. Gaziantep'te de bölgenin sanayi kenti Gaziantep, Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu'nun %25 civarında üzerinde bitirdi yarışı. Erdoğan kentte %59,76 oy aldı. Kılıçdaroğlu %34,65'te kaldı. Milletvekili seçiminde de Cumhur İttifakı %59,37, Millet İttifakı %25,79 oy topladı. AK Parti 8, CHP 3, MHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti de birer milletvekili çıkardı. 2018'e göre Gaziantep Cumhur İttifakı'nın en çok oy oranı kaybettiği illerden biri oldu. Elazığ ve Şanlıurfa'dan sonra %5 civarında oy kaybına uğradı Cumhur İttifakı. Millet İttifakı da %3 civarında oylarını artırdı, yaklaşık %3. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu Gaziantep'te %4'ün biraz üzerinde düştü. Kahramanmaraş'a gelelim. Kahramanmaraş AK Parti'nin kalelerinden, bölgedeki en güçlü, AK Parti'nin en güçlü olduğu illerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çok rahat kazandı. Seçmenlerin %71,88'inin oyunu aldı Erdoğan. Kılıçdaroğlu sadece %22,20'de kaldı. Milletvekili seçiminde de Kahramanmaraş'ta %70,94 ile Cumhur İttifakı, Millet İttifakı da %23,35 oy topladı. AK Parti 5, CHP 2 ve MHP 1 milletvekili kazandı. Ama burada da Cumhur İttifakı ne kadar çok rahat kazansa da bir miktar oyları düştü. Kahramanmaraş'ta da 2018'de karşılaştırdığımızda yaklaşık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekle yaklaşık %2'lik bir düşüş oldu. Milletvekili seçiminde de Cumhur İttifakı'nın oyu %4 civarında düştü. Millet İttifakı ise %2,5 kadar bir artış yaşadı. Adıyaman'a gelelim. Bir diğer AK Parti'nin kalesi Adıyaman. %66,20 aldı Erdoğan burada. Kılıçdaroğlu da %31,24'te kaldı. Milletvekili seçiminde de Cumhur İttifakı 62,40, Millet İttifakı da %18,68 oranında oy topladı. AK Parti 4, CHP'de 1 milletvekili çıkardı. Erdoğan'a oylar burada 2018'e göre %1 civarında düştü. Cumhur İttifakı da %2 dolayında bir düşüş yaşadı. Millet İttifakı ise %18 civarıyla hemen hemen bir önceki seçimlerle aynı oranda oy topladı. Adıyaman'da, Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan %62,01, Kılıçdaroğlu'da %36,06 oranında oy topladı. Milletvekili seçiminde de Cumhur İttifakı %55,77 birinci geldi. %24,97 ile Yeşil Sol Parti izledi Cumhur İttifakı'nı Şanlıurfa'da ve Millet İttifakı da %12,50 aldı. AK Parti 8, Yeşil Sol Parti 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı. Erdoğan 2018 yılında Şanlıurfa'da %64,77 oy oranına ulaşmış. Şimdi bu oran biraz düştü. 62,01'e düştü. Cumhur İttifakı da %62'den %55,83'e, yani %6'nın üzerinde bir kayıp yaşadı Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı. Millet İttifakı da %6,87'den 12,50'ye çıktı. Osmaniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de %62,31, Kılıçdaroğlu da %30,74 aldı. Burası da Erdoğan'ın yine rahat kazandığı illerden biriydi. Milletvekili seçiminde de Cumhur İttifakı %64,24, Millet İttifakı da %29,95 oranında oy aldı. AK Parti 2, MHP ve CHP'de birer milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Osmaniye'de bir önceki seçime göre 4 puan kadar düştü. Millet İttifakı ise yaklaşık 2 puanlık bir artış gördü. Erdoğan'ın oy oranı %62 civarıyla hemen hemen aynı kaldı. Kilis'e gelelim. Kilis'te Erdoğan %65,55, Kılıçdaroğlu da %26,96 oy aldı. Cumhur İttifakı %69,28, Millet İttifakı da %25,96 oy topladı. AK Parti ve MHP Kilis'te birer milletvekili kazandı. Erdoğan Kilis'te de 2018 yılındaki seçimlerde %70,09 oranında oy almıştı. Şimdi bu oran düştü, %65,55'e düştü. Yaklaşık 4,5 puanlık bir düşüş oldu Erdoğan için Kilis'te. Cumhur İttifakı'nın da yüzdesi 2 puan kadar düştü. Millet İttifakı ise hemen hemen aynı kaldı. Malatya'ya bakalım. Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan %69,39 oranında oy aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da %27'de kaldı. Yine aradaki farkın çok olduğu illerden bir başkası da Malatya'ydı. Cumhur İttifakı %68,69, Millet İttifakı da %25,52 oy topladı.
topladı. Malatya'da AK Parti 4, CHP ve MHP'de birer milletvekili çıkardı. 2018'de yine karşılaştırırsak Erdoğan'ın oy oranı Malatya'da hemen hemen aynı kaldı. Ama Cumhur İttifakı %1,5 kadar bir düşüş yaşadı. Millet İttifakı ise %3 dolayında oyunu yükseltti Malatya'da. Elazığ'da da Erdoğan %67,18, Kılıçdaroğlu da %28,21 oranında oy topladı. Milletvekili seçiminde de Cumhur İttifakı %55,86, Millet İttifakı da %23,14 oranında oy aldı. AK Parti 3, CHP ve MHP birer milletvekili kazandı. Elazığ'da da Erdoğan %3 civarında bir düşüş yaşadı 2018 seçimlerine göre, ama Elazığ'da Cumhur İttifakı'nın oyunda daha büyük bir düşüş yaşandı. %68,22'den 2018'de 2023'te dünkü seçimlerde 55,86'ya düştü. Yani yaklaşık 13 puanlık bir düşüş oldu. Millet İttifakı da Elazığ'da oyunu %3 arttırdı.